Canlı bağlantıda Yozgat'tayız. Muhabirimiz Sevda, kameramanımız Süleyman orada. Sevda, yanında kim var? Önce merhaba diyelim Ünal Bey'e ve Ünal Bey neler yaşamış bize bir bir anlatır mı lütfen? Tabii, iyi yayınlar Zahide Hanım. Merhabalar. Yanımda Ünal Bey var. Size birazdan VTR'de zaten izlediğiniz bilgiler vardı, ancak bunların yanı sıra o kadar detaylı bilgiler anlatacak ki sizler de şok olacaksınız. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sizin kızınız, yeğeniniz. Zahide Hanım, iyi günler. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Merhaba, söyledikleriniz ve yaşadıklarınız bizim için çok kıymetli. Lütfen bana anlatır mısınız? Yozgat'ta burada neler oluyor? Nasıl bir çeteden bahsediyoruz? Sizin kızınızı, yeğeninizi nasıl bu insanlar sizden alıp uzaklaştırdı? Kızınız şimdi nasıl? Kızımızın şu anda psikolojisi tam yerinde değil, normal ama... Yaşadıkları tabii onu çok etkiledi. Ama işte çok korkuyor. Akdağ Maden ilçesine gitmekten çok korkuyor çocuk. Çete nereye gitse hiç peşini bırakmıyor. Ankara'ya gitti, bırakmadı. İstanbul'a gitti, bırakmadı çocuk. Bir türlü bırakmıyorlar. İşte ne yapacaksak bilmiyorum. Ben kendi adıma bir şey yapamadım. Çok aradım, çok çok. Bir baştan anlatır mısınız bana lütfen? Onun için ne zaman ortadan kayboldu? Nerede buldunuz? Yeğenim iki senedir bu çetenin elindeymiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece okul müdürünün telefon edip de yeğenimin Ankara'dan gelip okuldan alana kadar haberimiz yoktu. Çete bunu getiriyormuş, taşımacılık yaptırıyormuş, kuryelik yaptırıyormuş. Çocuk da biraz saf kalpli. Getir götür. En son bu sene patlaklık verdi işte. Çocuk bir gitti, geri geldi, bir gitti, bir geri geldi. Ezgi diyen bir mahlukat var Ezgi'ye. Gelmiş burada yeğenimin evinde 15 gün bir kalmış, 7 gün bir kalmış. Ben hiç görmedim. Ama çok aradım. Allah'ın iyi kullarıymış ki bana düşmediler, kurtuldular. Bir türlü bulamadım. Bulamadığım için de en son hanıma dedim, bu kim? Böyle böyle dedi, Ezgi diye bir arkadaşı varmış. Anasına da diyormuş Ezgi'de kalıyorum. Babasına diyormuş Ezgi'de kalıyorum. En son ortalığa patlarlık verince yeğenim tüm kaybolduktan sonra bu şeyi bulamadık. Kayboldu gitti. Bir geldi, bir gitti, bir geldi, bir gitti. En son 15 gün hiç gelmedi. Dillere düştü. Herkes telefonlar arıyor işte. Yeğenin kaybolmuş. Benim haberim var. Ben Akdağ Maden'ine gidiyorum ama bulamıyorum bu çeteyi. Bir türlü bulamıyorum. Allah'ın izniyle esnaflara inşallah. Esnaflara bakıyorum. Bazı tanış arkadaşlar var. Biz ulaşırız böyle kötü niyetli insanlara, bakıyorum. Bir daha yapamazlar. Bir şey soracağım. Sizin yeğeniniz kaç yaşındaydı? Biz Sivas'a götürüyoruz. Kaç yaşındaydı? Benim yeğenim 14 yaşındaydı bu yaratıklara takıldığında. Daha çocuk yani. Peki herhangi bir yasaklı madde kullandığını duydunuz mu, biliyor musunuz? Alıştırmışlar mı bunlara? İşte son zamanda kendine de vermişler bunu, götür bahçenize ekti, yolduk attık. Kendi evlerinin bahçesine vermişler, ekti. Ben de hanıma yordum, yoldurdu, attım. O ne ettiğini bile bilmiyordur. Son gün muhtemelen ölü olarak yeğenimi bulduk. Akdağ Madeni Saat Kulesi meydanında. Doktora gitti. Doktordan savcılığa gitti. Ben sordum, kızım hep verdin mi? Hepsini savcılığa verdim dedi. Ne savcılığa buldum diyorsunuz. Kimi ölü olarak buldunuz? Yani ölü gibi mi buldunuz? Ölü olarak kaldırmış, atmışlar evet, ölü olarak meydana kaldırmış, atmışlar. Öldü zannediyorlar. Ve yeğeninizi bir yere atıyorlar. Evet. Ve siz oradan bir meydana şekilde atıyorlar. Buluyorsunuz Saat öyle mi? Saat Kulesi'nin meydanına. Nereye evet, atmışlar babasının peki? Evet, babasının anası sabah gidiyor polis telefon et. Saat Kulesi'nin meydanına, büyük caminin yanına. Aa. Öldü diyerek atıyorlar. Kim bilir ne kullandırttılar. 14 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Onu kurye olarak kullandığını söylüyorlar. Yani bu çocuk belki... Tabii burada bir taraftan farklı bir çete, yani çetenin farklı bir ayağı olabilir bu. Bir taraf yasaklı madde kullananlar, diğer tarafsa bunları para karşılığı yapmak istemediği şeylere zorlayanlar. Belki bu kızı onlara alıştırıp,
Çok acı şeyler bunlar ama söylerken bile imtina ediyorum. İnanın Allah kimsenin başına vermesin. Sizin de bizim de kimsenin. Ama bunlar çok gerçek, çok yakınımızda. Bu yüzden bu programları yapıyorum ki olmadan önlem alalım. Herkes kendi kızına, çoluğuna, çocuğuna sahip çıksın. Arkadaşını, eşini, dostunu öğrensin. Telefonuna baksın. Bu kız bütün gün ne yapıyor, nerede? Okulun dışında nereye gidiyor? Okuldan sonra bu kızları kimler gelip alıyor? Lütfen okul yönetimiyle hep irtibat halinde olun. Okula gelmediğinde önce sizin haberiniz olsun. Neredeydin diye sorun. Gerekirse takip edin. Artık devir değişti, dünya değişti. Olduktan sonra ağlamanın bir faydası yok. Beni arayanlar var, beni yayına bağlayamıyorum. Çok kötü şeyler de yaşamışlar. O yüzden önlem almak için yapıyoruz. Peki, şimdi siz şu anda bu programı izlediniz ve ne hissettiniz? Ben bir şey izletmedim. Sadece o ekrana çıkarttınız, ekranda görünen bayan evi var, kiralık evi. Sivas'ta kiralık evi var. Kamera kayıtlarına bakıyorum. Yeğenimin yanında 3 tane daha çocuk. Sivas'a gidiyorlar, geri geliyorlar. Deli Hamza diye bir piknik yerimiz var, bizim Akdağ Madeni'nin meşhur yeri. Oraya gidiyor. Bulamıyor. Biz kendi çabamızla bulamadık. Ama sonuçta şey olarak bulduk yani. Şu anda düzeldi çocuk. Yalnız çocuk kapalı bir kutu, hiçbir açık vermiyor. Bu şeyden örgüt müdür nedir bu mahlukattan, yaratıklardan? Telefonunda her şey var. Şu anda yeğenimin şu anda Akdağ Madeni'nde örgüt müdür nedir, evet, adını kara yerden gelecekleri. Çete. Telefonlarında bak telefonlarında yeğenimin cıplak resimleri var. Eyvah eyvah. O ekrandaki fotoğrafı kaldırmış. Yeğenimi mi? Bu yanında çalıştırdıkları, gezdirdikleri çocukların. Bu resimlerle mi var, sizin yeğeninizi tehdit ediyorlar? Yeğenim. O fotoğrafı kaldırır mısınız? O fotoğraf kim? Evet, evet. Benim kız arkadaşım. Kim o? Ezgi mi o? Evet. Yani onun sözünü ettiği Ezgi bu kız mı? Hayır ya, bilmiyorum, net değil ki yüzü. İşte o yüzden net olmadığı için veriyoruz, evet. Ezgi'ymiş o. Sen Ezgi'yi tanıyorsun. Evet, tanıyorum. Neden rahatsız oldun Ezgi'yi görünce? Yani kız rezil olmasın bari, ben rezil olmam. Keşke bunları yapmasaydı, onun adı geçmeseydi. Ne yapmış ki? İşte bak kendi şeyi söylüyor, amcası söylüyor kızın. Kız neredeyse ölü gibiyken atmışlar öldü zannedip, bulmuşlar da ailesine teslim edilmiş yani. Kız ölümden dönmüş de kurtulmuş. Diyor ki Ezgi vardı yanımda. Bak bize bu fotoğrafı veren kendisi ve bu fotoğrafı gösteren de o. Ecem ilk defa görüyormuş gibi bakıyorsun, senin arkadaşınmış. Evet, benim arkadaşım da böyle bir şey mi yapmış? E işte bak kendisi amcası anlatıyor kızın. Peki siz Ecem'i biliyor musunuz? Amcası Yozgat'ta mıymış? Evet. Yani şu anda Yozgat'ta canlı biliyorum. Yayındayız. Ecem'i o kız bilmiyorum. Tokatlı. Bir de yalnız. Fark etmez, Yozgat'tan gel. Sen devamlı bir yerlere gidiyorsunuz. Peki siz Ecem'i tanıyor musunuz? Bir de şey varmış. Ecem'i tanımıyorum. Ben sadece Ezgi diye bir yaratık var. O gelmiş. 7 gün bir kalmış. 15 gün bir kalmış. 15 tatilde. Benim arkadaşım öyle bir şey yapmış. Onu görmedim. Bizim hanım dedi bana da. Ha. Ben de çok aradım. Sordum Akdağ Madeni esnaflarından hepsinden. Sadece şunu yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Benim yeğenim lokanta varsa, hangi lokantaya varsa hesapları hep benim yeğenim ödüyormuş. Bak, babası aynı da öyle şeyi bir variyetli bir baba değil. Zengin bir baba değil. Hesapları hep benim yeğenim ödüyormuş. Bu parayı nereden alıyor da ödüyor? Ben onu anlamıyorum. Bak bunu bize Emine de söyledi. Kim ödüyormuş? Kendisi ödüyormuş. Bak bir başka ihbarda da böyle bir ihbar gelmişti bize. Orada da bir yere gidiyorlarmış, yanında kafenin sahibi. Hatta sizi çağırmış Bekir Bey, siz gitmişsiniz, evet, o kafeye. Kafeye götürüyormuş 4-5 kişiyi. Yanında Emine, paraları Emine ödüyormuş. Emine'nin eti ne, budu ne? Yaşı 16. Daha küçücük çocuk. Hayır, Emine mi hesap ödüyormuş? Hayır, ben bunu ilk defa duydum. Yani Emine işte asla hesap ödemez ki. Asla hesap ödemez. Kim öder hesapları? Yerden şöyle ben öderim yani. Bu bir. Yanınızdaki adamlar öder mi? Yani onlar da ödüyor, ben ödüyorum. O fark etmez ama Emine ödemez hesap. Bu yalandır ama kesin. Ama orada senin olduğunu söylemediler. Bu kesin yalandır yani. Farklı garanti adamlarla. Ben bunu ikinci defa duyuyorum. Saydan, ben de dedim Emine nereden buluyor bu paraları da, niye Emine ödüyor diye Saydan, anlamadım. Biz yalanık. Bağlanan kişi de mi yalan söyledi? Ailesinde para vermemiş ki kız ödesin. İşte zaten ailesini Emine de neden, nasıl bu kadar para olabilir? Sen mi geçindiriyorsun ailesini? Benim aile sorunum seni ilgilendirmez. Ortamlardan kazandığını iddia Peki, ediyorlar. Peki yani. Bir dakika, buyurun hocam. Şimdi şöyle, Emine bir şey söylemişti. Bir
bir gece bir ortamdasınız. Orada İbrahim ve bir erkek daha varmış. Ortamda madde falan kullanılıyor. Ertesi, madde kullanılmıyor, alkol kullanılıyor. Işte, alkol kullanılıyor diyelim. Ertesi günü siz Emine'ye diyorsunuz ki, Emine kendini bir kontrol ettirsen hamile kalmış olabilirsin diyor. O da diyor ki ne hamile kalması diye hayret ediyor. O olay nasıl oldu? Olayı anlatayım. Bu kız sürekli hani öyle şeyler yaptığı için dedim nasıl? Ki. Öyle şeyler ne demek? Yani çok bozuyordu kendini. Aşırı derecede bozuyordu. Yani anlatılmaz ya. Çok aşırı derecede bozuyordu kendini. Kim vardı? O gece kim vardı orada? İbrahim mi vardı? Yoktu, o yoktu. Kim vardı? O gece kim vardı? Hacı mı vardı? İki erkek vardı. Hacı mıydı? İsmi söyledi o kız da. Kimler evet. vardı? Yani ben isim vermek istemiyorum. Ama o kız verdi yani zaten siz ona... Tamam, o verdiyse o söylesin. Ama yani söyle bazı zaten. Gerçeklerin... Bize de şimdi bana söyleyin adını. Evet. O gün o kadar çok röportaj yaptık ki evet. aslında sonuçta o gece hamile kaldığı geceyi sözünü ediyoruz aslında. Sen evet. hatta ona demiştin ki korundun mu? Evet, korundum. Ne oldu? Git bir korun. Hayır, şey oldu. Evet. Dedim ki Emine dedim bak dedim sen böyle şeyler yapıyorsun dedim. Ne oldu o gece ne oldu o gece? O gece içiyorduk yine böyle Emine ile oturduk işte dedim ki. Kim vardı orada? Sen böyle şeyler yapıyorsun ya dedim. Hani... Yok yok ama orada siz bir olaya şahit olmuşsunuz ki ertesi günü bak sen git kendine bir muayene ettir. Sen hamile kaldın bir kontrol ettir demişsiniz yani. Hayır öyle demedik. Bir, ikincisi ona dedim ki yapıyor yani yapmıyor değil. Yapıyor dediğin ne? Ben keserim sen bana açık açık söyle. Yani öyle şeyler nasıl sen beni ayağa kaldırma. Dur sakin ol bir dakika. Beni ayağa kaldırma. Dur sakin ol. Yapıyor mu? Sen bozdun benim kızımı. Sen ne evliye rezil ettin? Ece bir kere bak sen 19 yaşında. Sen 16 yaşında. Ben mi söyleyeyim cümle arkadaşım dediğin biri var. 16 yaşında daha yeni reşit olmuşsun. Ama bu reşitlik 18 beni, yaşla beraber beni, oluyor ama. Beni karıştırma. İbrahim'in evine gidip. Ya. Seni bak, seni dinle, beni dinle. Beni gece arayıp İbrahim'in evine. Bir dakika, bir ihbarcımız daha var. O da telefon attığında. Sesini değiştirelim, değiştirdik mi arkadaşlar? Biz daha önce konuştuk kendisiyle. İsmini de vermek istemiyor. Hoş geldiniz, merhaba. Hello, iyi günler. Merhabalar. Siz Ecem'i tanıyor evet. musunuz? Evet, Ecem'i tanıyorum. Emine'yi tanıyor musunuz? Emine'yi de tanıyorum. Peki, söyler misiniz, ihbarınız nedir? İhbarım Ecem benim 16 yaşındaki kardeşimi kötü yollara sürüklerken ben kardeşimi çok zor bir şekilde kurtardım. İlk önce ondan sorabilirsin bak karşında canlı canlı karşında. Ben tam anlamadım. Kardeşimi diyor benim kardeşimi diyor evet. Ecem. Kendi kardeşinin ismi ne? İsmini söylemesin şimdi. Söylesin. Ben hiçbir şey yapmadığıma göre ben bilmediğim ismini söylemek istemiyorum. Ama Ecem seni ben tehdit ederek kardeşimi bıraktırdım. Sen beni iyi tanırsın. Ben öyle bir şey yaptırmadım. Yalan. Yani yalan bu kadar yani. Belki konuşmasından tanıyabilirsin. Neredeydiniz siz? Yozgat'ta mı? Akdağ Madeninde mi? Akdağ. Akdağ Madeninde. Hatırlamaya çalış. Yok ben kimseye takılamam ki öyle kız olarak. Şimdi bu arada sen tabii hatırlasan bile söylememiş olabilirsin Hayır. ama burada insanlar buraya bağlanıp da seni arayıp zorla senin elinden kız kardeşini nelerle aldığını söyleyen birisi var. Kardeşimi Ecem'in elinden zor kurtardım diyor. Kardeşin de yaşı küçük ya? Bu arada. İsim ne acaba kardeşinin? İsim söylesin. Hani benim ismim Şak diye çıktı ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye isim? Hangisi olduğunu anlamak için mi isim söylemesini istiyorsun? Hayır ya ben sadece Emine'yle takılıyorum. Kaç isim var böyle de onların arasından o isim bulacaksın. Efendim? O kadar çok kişi var ki ağına düşürdüğün ismini unuttun galiba. Hiç alakası bile yok. Sen kimsen seni de tanımıyorum zaten. Yani yaptığınız çok ayıp bir şey. Çünkü iftira atıyorsunuz bir insana. Cidden ayıp. Senin ne olduğunu herkes biliyor. Sadece bunun farkındayım. Ama senin... Bak, şimdi siz isim vermiyorsunuz ama 16 yaşında bir kız
daha önceki sohbetten söz ediyorum. İstismar edilirken sen yanında oturmuşsun, hiç de bir şey yapmamışsın. Şimdi burada birisi bağlanıyor, diyor ki kardeşimi Ecem'in elinden zor kurtardım. Ecem sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Ya ben bir şey yapmadım. Sen bunlarla arkadaşsan neden onların istemediği insanlarla birlikte olmasına müsaade ediyorsun? Ben hiç kimseye öyle bir şey yapmam. Kimse, herkesin özgür iradesi. Özgür iradesi 18'inden sonra başlıyor aslında. Yani ben geçip de ona bunu yapma demem. Ben kimsenin bekçisi değilim, kusura bakmayın. Ama şöyle Ecem, şimdi o gece bu Emine anlatışına göre ne olduğunun farkında değil. Ama onun farkında olmadığını sen de biliyorsun. Çünkü ertesi gün ona diyorsun ki kendini bir... Farkındaydı, o çok da güzel, farkındaydı. Ama o ben ama ne yaptığımı bir hayret etmiş. Hayır, ama. Hayır, kullanmadan önce o hareketleri yapıyordu zaten. Alkol içmeden önce o hareketleri yapıyordu zaten. Ecem seninle tanışmadan önce yapıyor muydu böyle şeyler? Onu da yapıyordu. Bu kız Ecem. Nerede? Evet. Hayır ben tanıştım. Sen tanıştırdın. Konuşma. Tanıştırmadım. Kendisi tanışmıştı. Konuşma. Sen tanıştırdın. Kendisi tanışmıştı. Bu bir. Sen evet. Tanıştırdın. Instagram'dan tanışmıştı hatta. Sen. Nerede tanıştın? Bak dinle. Emine söyledi bana. Bir dakika canım. Onu Emine söyledi. Ecem götürdü beni de arabanızın tekeri patlamadı mı? Sizin arabanın tekeri patladı da kime telefon ettin geldi seni aldılar? Enes'e. Enes'e mi? He? Yok, açtırma kutuyu, söyletme kutuyu. Öyle bir şey yok be. Enes. Sen İmre eve geldi. Kaçtı senin yerinden. Büyük caminin oradan kaçıp da eve gelip de. Adem, İbrahim, sen gece siyah düşte benim kapının önüne geldiniz mi gelmediniz mi? Gelmedik. Çık kapıya senin. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika dur. Gelmedik. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kendisi beni gecenin bir saatinde arıyor ki tatile çıkalım mı diyor. Bana. Sen bana. Bunu dedin bana. Ben söyleyeceğim. Demedim deme. Dedin çünkü. Aradım, sürekli ben aradım. Bunun telefonuyla sürekli beni ayağa Ecem, kaldırmayın. Kızımı gönder. Kalksana o zaman. Ecem kızımı gönder. Sen kalkma ben kalkarım. Dur sen. Bir dakika otur şuraya. Kalksana ne yapacağım? Ne yapacağım bana? Benim aklım işte, sakin olun. Tamam derdiniz bu değil. Sizin birbirinize hırsınız değil. Bakın burada çok daha ciddi zaten şeylerden bahsediyoruz. Zaten özür dilerim sizden. Çete üyelerini bulmak istiyorum tek tek. Bak her dakika yeni isimler ekleniyor. O isimlerin hepsini not ediyorum. O isimlerin hepsine tek tek ulaşacağım. Benim canım yakın. Ben değilim, benim alnım açık diyen varsa yayına bağlansın. Hatta buraya gelsin.